ALB menkul değerlere gidelim. Enver Erkan bizi bekliyor ALB'de. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Mehmet Ali Bey stüdyomuzda. Senle de altın konuşalım. Onu da selamlarını ben ileteyim. 1170'lerde bir altın var Enver. Altının böyle buralara kadar gelmesinin nedeni neydi? Niye düştü bugün altın? Şimdi bugünkü veri akışına baktığımız zaman Barış, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri verileri vardı. Her ne kadar manşet veriler beklentinin çok çok üstünde gelmiş olsa da çekirdek veriler beklentiyi karşılamadı. Dolayısıyla Amerika tarafında olumsuz veri akışının devam ettiğini görüyoruz. Yani altındaki aşağı yönlü harekette başka sebepler yatıyor. Biraz Yunanistan tarafına baktığımızda özellikle bugün Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis'in açıklamaları oldukça önemliydi ve çok önemli bir cümle: gerekirse taviz vermeye hazırız şeklindeydi. Bu da Yunanistan'ın iyice köşeye sıkıştığını gösterir nitelikte bir durum ki ilerleyen süreç içerisinde açıkçası Yunanistan'ın geri adım atması da çözüme katkı sağlayabilecek bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Genel itibariyle baktığımızda bugün borsalarda yukarı yönlü hareket var. Yani alternatif piyasalar geri planda kaldı. Bu da altının değer kaybetmesinde pay sahibi olan etmenlerden bir tanesi. Şu anda teknik olarak baktığımızda ise 1180-1175 bölgesinin altında önemli olduğunu görüyoruz. 1175 eğer ki kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki hafta içerisinde 1165 seviyesini ilk destek olarak izleyeceğiz. Yukarıda ise 1180 üzerinde tutunmalarda ilk direnç seviyesi 1187 olacaktır. Önümüzdeki hafta önemli veri akışına sahne olacak. Özellikle Fed'in 29 Nisan toplantısından çıkacak kararlar, Fed'in ekonomik öngörülerinde herhangi bir revizyona gidip gitmeyeceği ve piyasalarda Haziran faiz artışı ihtimalinin halen fiyatlanıp fiyatlanmayacağı, bunlar önemli ve Amerika birinci çeyrek büyüme verileri, bunlara dikkat edeceğiz. Dolar endeksindeki seyir çok önemli. Eğer ki tekrar değerlenme eğilimine girerse altını aşağı yönde baskılayıcı olabilir. Enver, bir de Euro TL sana sormak istiyorum. 2.95 seviyesinde bir Euro TL var bugün. Hem dolardaki hareketi biz uzun süredir konuşuyorduk, dolar TL, ama Euro TL'de de sanki 3'e doğru bir hareket mi gerçekleşiyor? Euro TL için yorumunuz nedir? Evet, Euro TL tarafında 3 seviyesi potaya girmiş durumda. Şimdi baktığımızda bugün yurt içinde sanayinin öncü verileri iyi geldi. Ancak baktığımız zaman içeride piyasa faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Kur da halen pahalı olmaya devam ediyor. Yani konjüktürel olarak değer kaybetme eğilimini koruyan bir TL söz konusu. Dolayısıyla TL'nin hem dolara karşı hem euroya karşı değer kaybediyor olması Euro TL'yi de yukarı taşıyan etmenlerden bir tanesi. Diğer taraftan baktığımızda bugün parite, yani euro dolar 1.09'u birkaç defa test etti. Onun nispeten güçlü kalıyor olması yine Euro TL'yi yukarı doğru iten etmenlerden bir tanesi. Yani hem euro dolardan hem dolar TL'den ciddi anlamda etkilenen bir Euro TL var. 2.97 seviyeleri burada önemli. Üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer 3 seviyesi ve üzeri de söz konusu olabilir önümüzdeki hafta. Yani TL'deki seyre göre 3 ve 3.02 seviyeleri şu anda direnç olarak önümüze çıkan etmenlerden bir tanesi. Konjüktürel olarak TL değer kaybetme eğiliminde olduğu sürece Euro TL'de de yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Enver Erkan, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. ALB menkul değerlere kolay gelsin diyelim. Yeniden efendim stüdyomuza dönelim. @Bloomberg ET